Öncelikle herkese iyi günler demek istiyorum. Ee, Türkiye dün akşam itibarıyla Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin verdiği Can Atalay kararı ile yalnızca bir hukuki skandala imza atmış olmakla kalmıyor. Bir yargı krizinden öte derin bir devlet krizinin tam da göbeğinde bulunuyor. Anayasanın 153. maddesinin açık ve bağlayıcı hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımlanmasıyla birlikte yasama, yürütme, yargı mercilerini ve idari makamları bağlayacağına ilişkin kesin hükme rağmen Yargıtay Ceza Dairesi üyeleri Anayasa Mahkemesi kararına uymayacaklarını bir karar ile hükme bağlıyorlar ve bununla da yetinmiyorlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu Türkiye'nin uzunca bir süre önce kayb kaybettiği hukuk devleti niteliğinin kanun devletine dönüşmesinden sonra kanun devleti niteliğinin de kaybı anlamına gelmektedir. Uzun hukuki değerlendirmeler yapmaya gerek yok. Hepimiz Anayasa Mahkemesi kararının içeriği itibarıyla hukuki niteliğini tartışabiliriz. Ancak anayasadaki açık hükme rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını tartışabiliyorsak Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını hükme bağlıyor ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor ise bunun hukuken tartışılabilecek bir tarafı yoktur. Söylediğimiz gibi bu hukukun araç sallaştırılması, yargının siyasallaştırılmasının açık en somut ve en son örneği olarak önümüzde durmaktadır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi kararı burada, Yargıtay kararı burada ama ben izin verirseniz sözü edilen konunun geçmişine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmak isterim. Türkiye'de milletvekillerine yönelik tutuklama ve serbest bırakmama kararı ilk kez gerçekleşmiyor. Hepimiz biliyoruz ki Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu davasında da benzer şeyler olmuştu. O zaman meclis başkanı Mustafa Şentop'tu kararın onanmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Şentop bu kararı tüm itirazlara rağmen aceleyle okutmuştu. Ve arkasından Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince söz edilen dosyalar davaların görüldüğü ilk derece mahkemesine dönmüş. İlk derece mahkemesi de durumu yazıyla meclis başkanlığına bildirmiş ve bu kez Tersine kararlar meclis genel kurulunda bir kez daha okunarak arkadaşlarımız yasama faaliyetlerine başlamışlardı. Herkes de biliyor ki Mustafa Şentop'un o andaki bu tutumu meclisin saygınlığına önemli ölçüde gölge düşürmüştü ve bu da kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmuştu. Bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevcut başkanı Sayın Duman Kurtulmuş, Yargıtay'ın onama kararından sonra kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutmadı ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına ilişkin bir karar vermesini bekledi. Çünkü biliyordu ki Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda çok sayıda içtihadı var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararından sonra bir kere daha iki kez karar okutan meclis durumuna Gazi Meclisi düşürmek istemedi. Şimdi bu Yargıtay'ın Özür dilerim hadsiz üyeleri. Yalnızca Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmakla kalmıyorlar. Bu tutumundan dolayı Sayın Numan Kurtulmuş'u da eleştiriyorlar. Ben onama kararı verdim. Sen nasıl bunu mecliste okutmazsın diyorlar. Geçmişte Mustafa Şentop okuttu, ne oldu? Yani Mustafa Şentop'un yolundan giderek meclisin saygınlığını bir kere daha aşağıya mı çekseydi Numan Kurtulmuş? Numan Bey'in tutumu doğrudur. Eksikleri olmasına rağmen doğrudur. Ama Yargıtay üyelerinin verdikleri kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı da tutumu nedeniyle eleştirme hadsizliğini yapmaları Türkiye'de erkler arasındaki ayrılığa ve erklerin Denge ve denetleme mekanizması içerisinde farklı yerlerde durmalarına yönelik de bir ayrı skandal niteliğindedir. Diyorum ya. Bu kararın hukuki gerekçelerini sabaha kadar okuyabiliriz ancak bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Gelin ben size AKP ve MHP içindeki çatlakları, çatırdamaları ifade edeyim. Hayati Yazıcı AKP'nin kurucularından diyor ki öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık çok yazık. Devleti oluşturan erkler sorun çözümler asla sorun üretmez, üretemez, birbirini çelmeleyemez. Kime söylüyor? Hayati Yazıcı kime söylüyor? Erkler sorun üretemez, birbirini çelmeleyemezi kime söylüyor? Yargıtay üyeleri. Bunu buraya koyalım. Peki bir başka önemli aktörün sözü Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül hatırlarsınız. Bu memlekette bir İçişleri Bakanı vardı. Örneğin kentsel dönüşümde diyordu ki yıkın canım. Gece yarısı yıkın. Ertesi sabah fark etsinler mahkemeye versinler diyordu. Ve dönemin Adalet Bakanı da yargı arkadan gelir, yetişemezse de işimizi bitiririz anlayışı Türkiye'yi iyiye götürmez diyordu. Bu tartışma Abdülhamit Gül'ü koltuğundan etti. Şu anda beraber grup başkan vekilliği yapıyoruz mecliste. Ne diyor Abdülhamit Gül? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili ve grup başkan vekili, eski Adalet Bakanı. Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü Hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse çözümün değil, sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden iki tane hukuka uygun mevcut durumu doğru analiz eden söz var. Bakın aynı AKP'den bu da MKYK üyesi. Diyor ki yargı hiyerarşisi içerisinde en üst yetkili mahkeme yargıtaydır. Ya bu bu hükmü okuyunca hani Hukuk Fakültesi birinci sınıfı bitirmiş adam bunu yazamaz. Döndüm arkadaşın müktesebatına baktım. Kayseri Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitim fakültesine girmiş, ikinci sınıftan orayı da terk etmiş. Ama arkadaş görüyorsunuz hukuk konusunda ahkam kesme konusunda e, kendisini gerçekten üst düzey otorite sayıyor. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibariyle AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur. Bunu hani bir siyasetçinin hukuk konusunda bilmeden konuşmaması gerektiğine bir örnek vermek gerekirse bunu da verelim. Önemsediğim için söylemiyorum kişi olarak. Ama bunların hepsi peş peşe size AKP yöneticilerinin tavırları. Bir başka ve aslında sarayın tavrını gösteren paylaşım. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı, Başkan Vekili düzeltiyorum. Mehmet Uçum, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çünkü. Ne diyor tweetinde? 4-5 belirlemede bulunuyor. Bir, anayasa mahkemesinin anayasanın 14. maddesini yok saydığından bahsediyor. İki, AYM anayasaya aykırı kararlar veriyor diyor. Doğru ya. Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesinin üstünde bir de Mehmet Uçum var. Anayasa Mahkemesi kararlarını denetlemek ve analiz etmek üzere orada Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekil olarak duruyor. Sonra neymiş? Anayasa Mahkemesi kararı bir yargısal aktivizm örneğiymiş tepki göstermeyenler ya da yanlış tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadığında kendisi bilmiyormuş ve son olarak da şunu söylüyor. Suç duyurusu meselesi ise milli yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturmaması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bu anlamda kral çıplak demektir. Arkadaşlar bundan daha derin bir devlet krizi olabilir mi? Bu memleketin Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk politikaları kurulu başkanı anayasa mahkemesinin dokuz üyesiyle çoğunluk kararıyla verdiği ihlal kararını gayrimilliği ilan ediyor ve ona karşı suç duyurusunda bulunan yargıta üyelerinin tavrını da milli bir tutum ve bu gayrimilli tavra reaksiyonel bir tavır olarak görüyor. Bu ancak çürümüş bir devletin görüntüsü olabilir bunlar. İşlerindeki çatışmayı gizleyemeyen, engelleyemeyen çürümüş bir devletin görüntüsü olur. Ve tabi bu da asla aşmamak lazım. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır derhal diyen MHP'nin bu konudaki incileri. Baktığınız zaman sanıyorsunuz ki böyle gayet hukuki değerlendirmelerde bulunuyor. Ama nihayetinde Anayasa Mahkemesini yargısal aktivizm ile suçluyor. Arkadaşlar ifade edelim, mesele Can Atalay boyutunu çok aşmış bir meseledir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararında yalnızca Can Atalay'ın siyasi haklarını kullanamaması nedeniyle ihlal kararı vermemiş, onun yanında kişi güvenliğine yönelik adil yargılanma sorununa da dikkat çekerek kişi güvenliğinin ihlali kararını da vermiştir. Bunu uygulamayan Yargıtay yalnızca Can Atalay'a ya da Gezi davasına yönelik bir tutum almakla kalmamakta ve adeta Anayasa Mahkemesi'ni gayrimilliği ilan etmektedir. Bu tutumun Türkiye'de sürdürülebilme olanağı yoktur. Derhal bu kararı veren Yargıtay üyelerine Yargıtay birinci başkanlar kurulu üzerinden soruşturmaların yapılması ve gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Normlar hiyerarşisi içerisinde en yüksek mahkeme anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesinin kararlarını hukukçular, akademisyenler tartışabilirler. Ancak bağlayıcılığı konusunda herhangi bir tereddüt duyulamaz. AYM kararlarını bağlayıcı değildir demek ve Lehte, aleyhte karar veren hakimleri ayırarak onlardan bir kısmına suç duyurusuyla işten el çektirme hatta gözaltına alma, tutuklaya namaya kadar gidebilecek faaliyetlerin önünü açmak bize 17-25 olaylarını hatırlatmaktadır. 17-25 Aralık sonrası gelişen olayları ve 15 Temmuz sonrası gelişen olayları hatırlatmaktadır. Rövanş hukuku ile kimsenin varabileceği bir yer yoktur. Bu bağlamda ifade edelim ki bu devlet krizinin bir an evvel çözülmesi gerekir. Burada mağdur olan Can Atalay'dan öte Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına ve kurumsal kimliğine yönelik yapılan bir saldırı söz konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm siyasi parti gruplarıyla bu saldırıyı def etme gibi bir zorunluluğu vardır. Bugün saat 14'te başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konu her yönüyle ele alınacaktır. Bugün 13.30'da e, Meclis Başkan Vekili e, Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda bir heyet bugünün gündemini konuşmaktadır. Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır o toplantıya katılmıştır. Saat 16 itibarıyla Numan kurtulmuş Meclis Başkanımızın başkanlığında bir danışma kurulu toplanacaktır. O danışma kuruluna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de katılacaktır. Dolayısıyla e, dün akşam e, grup başkanlığı kürsüsünden ilan edildiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin genel kurulu boşaltmama eylemi bugünden itibaren başlayacak ve sürecektir. Ancak anayasal sınırlar içerisinde bunun bir halk tepkisine dönüşebilmesi için de siyasal partiler olarak gerekli katkıyı ayrım gözetmeksizin ve hep beraber vermek istiyoruz. Bu yalnızca tipin sorunu olamaz. Bu yalnızca bir siyasal partinin sorunu olamaz. Bu bir sistem sorunudur. Bu devlet krizini el birliğiyle çözme zorunluluğumuz vardır. Evet. Bu karar alındı, genel kurulda kalınacak. Ben umuyor ve diliyorum ki danışma kurulundan tüm parti gruplarını temsilen olumlu bir karar çıkar. O zaman biz kendi kararımızı gözden geçiririz. Ancak bugünkü koşullar içerisinde meclisi terk etmeme kararını e, kararlılıkla sürdüreceğiz. Yani tabii bizim burada yalnızca hukuki sınırlar içerisinde kalarak bir değerlendirme yapmamız gerekir. Ama bunun e, zemininin kalmadığını hep beraber görüyoruz. Mesela ısrarla şunu dile getirenler var. Anayasa Mahkemesi geçenlerde yargıta üyelerinin özlük haklarına yönelik bir düzelmeyi iptal etti ve buradan dolayı büyük bir reaksiyon var. Yani böyle bir şeyi kabul edebilir miyiz? Yani birilerinin daha fazla maaş alması üzerinden mi bu kararlar çıkıyor? Ben böyle bir şey ihtimal vermek istemiyorum. Bir başka konu, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birbirinden farklı düşünen iki kişi olduğu zaman dünya yıkılıyor değil mi? İşte burada görüyorsunuz. AKP içerisinde önemli sayılabilecek aktörler birbirlerine taban tabana zıt açıklamalar yapıyorlar. Yani Şamil Tayyar'ın açıklamasını saymıyorum bile. O da e, biliyorsunuz karardan hemen sonra bir tweet attı. Bu neyi gösteriyor? AKP içerisinde bu konuda bir mutabakatın olmadığını gösteriyor. Peki AKP'de bir iç çatışma var mı bununla ilgili olarak? E, e, görülüyor var. Peki MHP ile AKP arasında bir çatışma var mı? MHP Anayasa Mahkemesi'ne karşı bir tutum sergiliyor. Ve AKP'yi de bu tutuma zorluyor. Demek ki e, bu mesele e, Anayasa Mahkemesi üyeleri ile Yargıtay üyeleri arasındaki bir olmaması gereken hukuki tartışmadan çok öte siyasi ve iktisadi boyutlar taşıyor. E, bundan dolayı da büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Gülizar Hanım maalesef Covid arkadaşlar. E, bu nedenle hastanede kendisine sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Ee, bu sağlık sorunu nedeniyle Gülizar Hanım bugün kürsüde olamayacak. Yani bugün değil herhalde bir en az bir hafta kadar bir dinlenmesi gerekecek. Ee, bugün tip heyeti Erkan Baş ve Sera Kadıgil beni ziyaret ettiler. E, ee, ziyarette Sayın Ali Mayır Başarır da vardı. Ziyaret sonrası e, düşüncelerimizi Sayın Genel Başkanımızla Özgür Bey'le de paylaştık. Biz bu meselenin bir siyasal parti meselesi haline getirilmemesi ve toplumun ortak sorunu halin üzerinden konuşulması ve tavır alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda siyasal parti grupları arasında bir eylem tarzı, eylemlilik olgunlaştırılıyor. Henüz sonuca bağlanmadığı için burada ifade etmek istemiyorum ama bu akşam üzeri buna ilişkin ilk sonuçları alırız diye düşünüyorum. oluyor. Oluyor. Yani Saadet Partisi, Deva Partisi, İyi Parti, HEDEP bunların tamamıyla konuştuk. Tabi ee, tabii Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ile de konuşacağız. Bir kere daha söyleyeyim ki sabahtan beri AKP ve MHP'nin tutumunu eleştiriyorum. Ama ben AKP ve MHP içerisinde de bu meseleye akli selim yaklaşabilecek siyasetçilerin varlığına inanmak istiyorum. Konu Can Atalay konusu değildir. Konu Türkiye'nin giderek ağırlaşan yargı krizi ve artık ortaya çıkan gizlenemeyen devlet krizidir. Görüşmese Arkadaşlar, Türkiye'de anayasa mahkemesi ve anayasa yargısından rahatsız olan kesimler var. Anayasanın hak ihlali başvurusunu ele alan düzenlemeye kavuşmasından rahatsız olan kesimler var. Anayasa mahkemesi içerisinde hala AKP ile ve MHP ile birebir hizalanmamış üyelerin varlığından rahatsız olan kesimler var. AKP dün bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi düzeltiyorum. Sansür yasasına ilişkin iptal talebimizi reddetti. Biz AYM'nin hukuk çerçevesinde mükemmel kararlar verdiğini düşünmüyoruz. Ancak AYM'nin kararlarının bağlayıcılığı konusunda bir tereddüt yaşamıyoruz. Ancak zaman zaman ...AYM içerisindeki bazı üyelerin... ...farklı ve tersine kararlar verebildiği görülüyor... ...ve buna tahammül edilemiyor. Birinci söyleyeceğim budur. İkinci söyleyeceğim... ...bunu çok üzülerek ifade edeyim... ...bir zamanlar... ...yargı içerisinde... ...etkili olan ve tasfiye edilen cemaatin yerine... ...başka bir cemaatin egemen olduğunu... ...ve o cemaatle MHP grubu arasında... Yargıtay'ın daha çok MHP'de etkili olduğunu ve bu iki grup arasında bir kesin çatışma ortamının doğduğunu söyleyen çok sayıda içeriden bilgi geliyor arkadaşlarımız var. Ben bütün bunları çağdaş devlet yapısına tümüyle aykırı ve yabancı hususlar olarak görüyorum. Bir an evvel Türkiye'nin sağlıklı çalışan bir yargı sistemine dönmesine ihtiyaç olduğunu hep beraber görüyoruz ve biliyoruz.